Geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Stres yapma Meniş'im, iyi değil. Irmak'cığım sakin ol ya. Meniş, baksana eli ayağı titriyor, bayılmasın. İşte otursak, otursak mı seni acaba? Bir otursan mı? Çocuklar ne oluyor? İnsanlar sorup duruyor. Cemil amca gel, seninle konuşacağız. Gel gel, şu anda insanlar. Yani ne konuşacağız insan, zaten sen merak etme. Zühre, neden geldik buraya? Misafirliğe geldik ya hanımcığım. Sıkılmadınız mı evde oturmaktan? Yoruldunuz, geçin şöyle oturun biraz. Ya oğlum gelirse? Ya oğlum gelirse, evde beni bulamazsa? Abi, ya işler ters giderse? İhtiyar kadın katili mi olacağız biz şimdi? Deli bir de, vallahi günah ya. Saçma sapan konuşma lan. Teyzeciğim, bak buyur yemeğin geldi, yemek ye, acıkmışsındır. Yemiyorum ben yemek. Eve gitmek istiyorum, oğlum gelecek. Hanımefendi yapmayın lütfen. Oğlunuz buraya gelecek, oturun lütfen. Sen istiyorsan burada kal. Ben eve gideceğim oğlum benim. Ali, ne oluyor? Kim bu kadınlar? Bir şey yok. Bir şey yok Çiçeğim. Bunlar Sermet abinin ahbapları. Sen gitsene Galin ailene ilgilensene. Hadi Çiçeğim. Hadi yavrum. Yapmayın hanım. Oğlunuz buraya gelecek. Oturun. Yapmayın. Oğlum gelecek. Oğlum bırak. Teyzeciğim. Ben gitmek istiyorum teyzeciğim. Oğlum. Gel bak şöyle oğlum otur. Gelecek. Gel şöyle. Hop. Yok mu bunun bir ilacı bir şeysi? Yok mu? Huzursuz olunca ilaç da fayda etmiyor. Hem siz ne istiyorsunuz bizden ya? Lütfen bizi evimize götürün. Halledeceğiz ablacığım. Hallolacak, hepsi hallolacak. Bir şey içmiyor musun? Aslında geç oldu. Nişanda içeriz. Ne yapıyorsun lan burada? Trafiği bekliyorum. E sen ne yapıyorsun? Hı? Trafiği kalmayayım diye helikopterinle götüreceksin galiba abi. Bana artistik yapma. Asarım seni buraya. Hmm. Sen benim kendi nişanıma gitmeyeceğimi düşünüyorsun. Anladım ben seni. Ulan o zaman 2 saattir ne işin var burada? Seni bekliyorum. Saatlerdir beni takip ediyorsun. Fark etmedim mi sanıyorsun? Gerçi nişana geleceğini biliyorum. Babam söyledi. Gidelim de şu töreni seyret. Sen de bu gece rahat bir uyku uyu. Yalnız korkunun ecele faydası var mı Sermet? Çözüldü, sıkıntı yok. Karılardan akıllı olanına benim kasadan büyük bir hediye verin. Çenesini tutsun. Hadi eyvallah. Lan ağız tadıyla bir tehdit ettirmiyorsun ki kendine. Hadi bitti. Bitti, gidiyoruz. Gidiyor muyuz? E tabii. Oğlu gelecek teyzemin, değil mi? Hanımım, gidiyoruz. Gidiyoruz. Cemil, arabaya hazır ol. Hemen abi. Vallahi attım da attım ha. İçeridekiler inandı mı bilmiyorum. Atıf, biz de gidelim mi artık? Burası biraz karıştı.
Sen iyice zıvanadan çıktın ama kızın halini görmüyorsun. Şimdi gidelim de tam olsun. Ben bulurum o Fırat'ı. Bulurum onun dişini, midesini, ciğerini eline vermez miyim ben bulup onu? Böyle kolay kurtulamaz o bu işten. Deniz, yangına körükle gitme istersen. Belki gerçekten bir şey olmuştur. Ya bırak Allah aşkına, bırak. Kaçtı adam işte, gelmiyor daha ne. Rezil oldum ben, rezil oldum ben ablaya. Ne olur Tanrım, ben aptalım. Bütün bu olanlar bana müsait. Nasıl kaldıracağım ben bunu, nasıl yaşayacağım ben bu utançla? Ya yer içmesin daha. Neredesin be kızım ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ne oldu Picasso? Ha? Özledin mi beni? Kaç yıldır böyle aramıyordun? Bana bak, yarın mutlaka görüşmemiz lazım, tamam? Ne oldu? Ayrıldın mı Manita'dan? Sap mısın gene? Vallahi sana kırıldım. Hani peşinden söyleyeyim de görüşelim bakalım. Otelde kalıyorum ben. Adresi yaz. Ha bak, şey diye soracaksın, hayal diye soracaksın ha beni resepsiyona. Ay. Geldi babana. Gel tamam, toparlan. Ha, hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın, tamam mı? Hadi. Dur. Ben açacağım onun ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Şişt, sakın ha. Ne bak. Siz bir şey içmiyor musunuz? Çamaşır suyu içeceğim ben Atıfcığım. Hazırlar mısın bana portakal suyuyla? Ay. Tamam, çok eğleniyoruz. Servet Bey'le de kapıda karşılaştık. Ha, hoş geldiniz. Bendeki zamanlama da çok iyi yani. Tam böyle kapıda karşılaştık damatla. Ya. Nerede kaldın be oğlum? Saadettin, gel. Ver onu sen bana. Aşağı indirebilirsiniz. Bunlar sizin için hanımefendi. Ne zahmet beyefendi. Buyurun. Bakıyorum 20 dakika gecikince böyle sizli bizli konuşmaya başladım. Bir saat 20 dakika. Ürmak mutfakta geç. Bir dakika. Bu ayı ne arıyor burada? Hı? Canım Hikmet Bey'in arkadaşıymış, davet etmiş. Ama pandacık kibar. Arayıp beni de sordu, buyurun dedim. Onlar 3 gün önce kanlı bıçaklı değil miydi? Fırat işinden oluyordu. Ne ayak? Ne bu samimiyet şimdi? Ha? Evet. Mahkemede sorguya mı çekiliyorum? Çok merak ediyorsan git kendisi sor. Tut şunu, tut. İşim var benim. Nasılsın? Büyük geceye hazır mısın? Ne kadarmış olmuş. Biz de sen gelmeyeceksin diye neredeyse gidiyorduk Narin Bey'e. Bana 9 dediler. Dalgın sevgilim. Biz sana 8 demiştik ama. Eyvah. İçerideki misafirleri bekletmeyelim o zaman, değil mi? Dokuz diyor ya, 9. Tamam hayatım, sakin ol. Hadi çık yukarı, istersen topla kendini biraz. Evet. İçeride nişan var. Sen böyle bulaşık mı yıkayacaksın? Allah! Kesin dolmadır bu. Gel. Abla, şişt, abla yapma bak. Sizi
yedi haylazlar. Yaptınız gene yapacağınızı. Bıktım artık sizden, bıktım. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu da hep benimle uğraşıyorsunuz? Allah'tan tek niyazım kocasız kalın inşallah. Kız kurusu olun. Kocanızı, nişanlınızı başka kadınlar alsın elinizden. Öyle deme be teyze. Bir de onun yüzünden evde mi kalacağız şimdi? Hadi git işine git, konuşma. Dilinde pabuç kadar. Bıktım artık sizden, bıktım. Rahat yok mu bana? Karı lanet okumana kitabını yazıyor ya. Gittikçe de arttırıyor işi. Bu öğretim annem olur ya. Kocamı kötü kadınlar alacak elimden senin yüzünden. Ama sen cadısın, sana hiç kimse bir şey yapmaz. Ama ben kocasız kalacağım. Nasıl söz Şadiye? Değerli konuklarımız, sizleri beklettik. Kusura bakmayın. Ne demişler? Geç olsun da güç olmasın ha. Efendim, herkese bu mutlu gecemizde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyor ve sözü Cemil Bey'e bırakıyorum. Buyurun Cemil Bey. Teşekkür ederim. Sevgili misafirler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Müsaadenizle nişan törenine başlamak istiyorum. Kızımız Irmak'la oğlumuz Fırat'ın nişan yüzüklerini takma görevi tarafıma verildi. Ben de sizlerin huzurunda onların... Beni durduracağını biliyorum. Hatta bundan eminim. Her zamanki gibi yine hayat benden bekliyor her şeyi, değil mi? Bu sefer kılımı bile kıpırdatmayacağım. O beni istiyorsa kendi adım atacak. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel ve özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Allah mesut etsin yenge. Sağ ol. Vallahi çok yakıştı ha. Güzel, tebrik ederim sizi de. Severleriniz için çok teşekkürler. Ben Bey, görüşmek üzere. Her şey için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Olmuyor böyle. Parti daha yeni başlıyor. Siz neye gidiyorsunuz ki? Ben düğünde oynayacağım kızım. Hadi bakalım. Allah tamamına erdirsin. Ben yarın yastığına dönüyorum. Hepinizi bekliyorum yastığına, tamam mı? Bu mevsimde mükemmeldir oralar. Hadi bakalım. Nasıl istersiniz babacığım? Bana bak, eğer bu hayta seni üzerse hemen beni arayacaksın, tamam mı? Tamam.
Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fırat'cığım oğlum, ben de sana mutluluklar diliyorum. Siz eğlenmenize bakın çocuklar. Deniz'ciğim, Saime'ler dışarıda bekliyor. Ben onları bize götüreyim. Erken uyanırsanız kahvaltıya gelin. Yani söz vermeyeyim amca bu gece malum. Biliyorum kızım benim, biliyorum. İyi geceler herkese tekrar. Ya Cemil amca ya, siz gitmeden ben de şey yapsam. Ya bir konuşsak. Konuşalım tabii oğlum. Ya Allah'ın emri, peygamberin... Kavliyle. Biliyorum, biliyorum. Kavliyle Deniz'i sizden istesem şimdi böyle vermezsiniz ki. Veririm oğlum, veririm. Niye vermeyeyim ki? Vallahi mı? Ya vallahi abi. Oğlum kız, oğlum al. Yani amca böyle ayaküstü oldu ama işte can. Olur, olur, olur canım kızım benim, olur. Niyet önemli. Bu arada ikinizden de kurtuluyorum artık. Bundan sonra kocalarınız uğraşsın sizinle. Damatlar, kızlarıma iyi bakın, beni üzmeyin. Tamam mı? İyi geceler herkese. İyi geceler. İki dakikada olayı şeye getirdim yani, bravo. Yürü yürü, bravo bana. Hop hemen bağladım. Şadiye'nin yerini söylersiniz diye düşünüyorum. Şu gittiğimiz adanın yağmur mevsimi ne zamandı Canan? Fotoğrafları sen de görmüştün Erman. Çok beğenmiştin, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum Deniz. Fırat, hayat inanılmaz. Küçücük tek başına bir ada. Adanın ortasında tek başına duran bir villa. Nefes kesici, kesinlikle gitmemiz lazım. Ada. Gerçekten. Ada tek başına bir ada, küçücük bir villa. Balayına gidelim. Balık gün geldi. Biz de balayına gidelim. Küçücük bir villa içinde tek başına. İnşallah. Geçirmene gerek yok Fırat'cığım. Gerçekten çok naziksin. Ama havanızı bozmaya gerek yok. Yalnız arayı açmayın, muhteşem bir düğün bekliyoruz. Nişan biraz vasattı ama samimiydi, hoştu ya. Artık düğünde telafi edersiniz. Hadi hayırlı olsun mutlulukta. Kim gitti hayatım? Atıflar. İyi olmuş. Narin bayağı dağıtmıştı çünkü. Aa, hatırlıyor musun ilk geldiğimiz gece senin bütün üstüne kusmuştu böyle rezalet. Ben
ben yardımcı olayım canım. Dur. Sen. Bakalım buna da giriyor. Evet. Teşekkür ederim. Anahtar dışarıda kalmış. Ben onu getirdim. Ya tamam. Hadi biraz uzan istersen. Uzan şöyle. Bana bak, ne diyeceğim? İlaç milaç var mı böyle? Sakinleştirici, ağrı kesici gibi bir şey. İyi gelir belki. Odun. Yatağın yanında. Şadiye'nin küçüklüğü. Arkadaki de Fırat değil mi? Evet. Anlaşılan sizin maziniz bayağı eskiye dayanıyor. Yalnız kötü fotoğrafçısın ha. Söyleyeyim, bu ne be? Ben de çekileceğim. Dur şimdi, sınıf resmi bu. Sen sonra çekeriz, hadi. Sibel, sen gel biraz da ben seni çekeyim, değil mi? Hı? Geç oraya. Geç sen de şuraya. Sağ yanaşın, 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 yanaşın. Tamam, yeterli burası. Çekiyorum. Kimi çekiyorsun? Biz buradayız. Dudu sen ettiğin şey ediyordum ben. Sonra da işte gittim fotoğrafçıdan rica ettim, verdi bana bunları. Şadiye de tabii yırttı ortadan ikiye. Çok kıskanıyordu Fırat'ı. Bu kim? Bu Şadiye'nin şimdiki hali. Vay, güzel kızmış. O gece seninle ilk karşılaştığımızda gördüğümüz oydu işte. Bu şey olan mı? Evet. Aradım, adresine falan gittim. Ne zamandır peşindeyim, yok. Sır olmuş, kaybolmuş. Kızım, sizin başınızdan neler geçmiş böyle? Ne biçim bir insanım ben? Bunca yıl aramadım, sormadım kardeşim. Ne biçim bir insanım ben? Geç şöyle, geç. Bırak şimdi bunları düşünmeyi, tamam? Hadi yat uyu güzel güzel, tamam mı? İlaç mı içmek de yok. Güzelce uyu, hiçbir şeyin kalmaz. Sabah uzun uzun konuşuruz. Hadi. Çıkıyorum ben. Abi kız gitmiş. Nasıl gitti anlamadım. Evine gidip geliyordu. Taşınmış. Mış abi. Mış. Kız lan beni. O kız sabah burada olacak lan. O kız sabah burada olacak. O kız sabah burada olacak Ali. Sabah burada olacak.
Olacak abi. Emrin olur. Yalnız abi bir konu var. Şimdi malum ev bayan dolu. Bir tane de çocuk var. Ali kaybol. Ali kaybol! En mutlu günümde rezil ettiniz lan beni. Aslan oğlum benim. Al da ye. Ders çalışırken zihnin açık olsun. Sağ ol Hatice teyze. Oğlum, ananla babanın kavga etmelerine çok üzülmüyorsun değil mi oğlum? Bak böyle şeyler aile içinde hep olup durur. Hem bir ananın yerini hiçbir şey tutamaz. Hem bak baban da üzülüyor çok. Gene gelse anacığım. Otursa başınızda. Ha İbo, eskisi gibi. Ne güzel olur değil mi oğlum? Hem anacığın da üzüntüden öyle bir üzülmüş ki hasta olmuş. Ölsün o. İstemem artık anam ben. Öyle denir mi İbo oğlum? Aslan oğlum benim. Taş olursun ya. O senin anan. Oturun oğlum. Bak, o seni 9 ay karnında taşıdı. Anadan başka yar olmaz insana. Oğlum benim. Tamam mı? Ha? İbo. Oğlum. Hatice ben... Ya bunun özrü olmaz. İbo. Al çocuğunu çekil evine. Olmaz. Vermem ben Hatice teyze. Gitmem ben ananla. Ama oğlum ben ne dedim sana? Biraz önce o anan senin. Bak birazdan baban da gelir. Tamam mı? Eğer baban gelince de gene gelmek istersen buraya gelirsin. Tamam mı oğlum benim? Anladın mı beni? Al. Hadi. Beni de üzme. Ananı da üzme. Hadi evladım. Oğlum benim. Bırak beni. Oğlum. Oğlum. İbo. İbo. Oğlum dur. Ne ettin Hatice? Ya fabrikada işçi eksikmiş. Ben de mesaiye kaldım. Ne etti? Oğlan üzmedi seni inşallah. Yok yok. Yok. Nerede? Şeyde. Anası geldi de gündüzden eve geçtiler. Kadın buraya mı geldi? Çocuğun başı için Erdoğan abi. Gözünü seveyim. Bak onlar bir hata işlediler. Sen onların kusuruna bakma. Büyüklük sende kalsın. Affet sen onları. Bak hazır buraya kadar gelmişler ikisi de. Affedelim. Oğlum Erdoğan abi gözünü seveyim. Bak çocuğun için. Çocuğun için düşün. Gözünü seveyim komşum. Gözünü seveyim. Ya sen ne anlatıyorsun be Hatice? Ben hastaneye insani vazifemi yapmak için gittim. O kadın o ışıktan giremez Hatice. O kadın o eve giremez Hatice. Erdoğan. Recep'im, Recep'im. Aman Recep'im. Bak sen gel şöyle otur. Ümmühan geldi gündüzden. Şimdi çocuklar evdeler. Barışacaklar inşallah. Sen geç şöyle otur. Ben sana yemeğini, rakını, her şeyini hazırlarım. Bak çocuklar da alışacaklar zamanla. Eskisi gibi olacak her şey. Daha bile iyi olacak. Bak göreceksin sen. Geberin lan, defol gidelim canım lan. Defol lan evimden. Yıllarca taktım boynuzdan yetmedi mi lan? Defol git evimden. Oğlumsuz yaşayamam ben Erdoğan, ne olur. Ölürüm ben onsuz Erdoğan. Geber ulan. Geber. 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 Burada geberme de. Nerede geberirsen geber. Sen geç içeri oğlum. Geç. Geber lan. Defol git evimden. Defol lan evimden. Be. Sen karışma bence. Çocuğun hatırı için Erdoğan yüzünü seveyim. İstemiyor lan çocuk bunu işte. O da anladı bunun ne mal olduğunu lan. İstemiyor, ağlıyor, kaçıyor çocuk lan bundan. Gömür ulan. Gömür Allah cezanı versin. Erdoğan yapma. Yapma. Yapma.
Abla dışarıda kıyamet kopuyor. Ümmü, Erdoğan, annem, babam hepsi birbirine girdi ya. Bana ne be? Bana ne? Benim hayatım kararmış. Bana ne onların pisliklerinden? Gebertsinler birbirlerini. Hatta gelsinler beni de gebertsinler de kurtulayım. Gel lan buraya. Erdoğan! Yeter lan bu! Ya ulan kadın sana, koyma! Ulan sana kardeşim, ona karım dedim. Erdoğan abi. İkiniz de şeytan çıktınız be. Geberin ulan. Yapma Erdoğan abi. Geberin ben. Öldüreceğim lan. Yapma Erdoğan, yapma. Sen geber ulan. Defolun, git. Sen geber. Bir şey yok. Çocuğum ben. 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 Gitsin yeter! Yeter! Gir içeri! Gir içeri! Bırak gitsin! Gel buraya, gel. Gel, gel. Sen düş bakayım benim önüme. Düş. Geç. Kızım ben yabancı mıyım, el miyim ben? Ne öyle gelip eve paraları vermeler, bırakıp gitmeler falan? Sen onu benim para verip reklam edeceğin zaman düşünecektin canım. Utanmıyor musun koskoca adamı araya sokmaya ya? Necati abi de garibim, ne yapsın tabii? Maaşını siz veriyorsunuz, ne yapacak? Emrini yerine getirmiştir evin küçük paşasını. Saçma sapan konuşma şimdi. Narin, biz yabancı mıyız kızım? Sen öyle gidip ev işi yapacaksın, biz de izin vereceğiz, öyle mi? Biz neciyiz kızım burada, ben sana o işleri falan yaptırmam, bilgin olsun. Ne var ya, dileniyor muyuz? Dileniyor muyuz? Cam sildik, ekmek paramızı çıkardık, ne var bunda? Bana bak kızım, zaten okulun bitmesine şurada birkaç ay kaldı, sınavlarım var, beni delirtme şimdi. Sana yardım etsem ne olur? Ne münasebet, ben ne sıfatla senin paranı alacağım be? Allah Allah, sonra dedikodu çıkacak, bütün millet konuşacak oğlanın parasını yiyor diye. Burs say, burs! Burs, kafasız burs! Babasının parasıyla burs vereni de ilk duyuyorum ha. Git şuradan be. Allah Allah, hayret bir şey. Sonra baban kapıya dayanacak. Oğlanın parasını yiyor diyor. Bana bak Fırat, bak beni şu kadar seviyorsan, bana şu kadar değer veriyorsan sen karışmayacaksın bu işlere, tamam mı? Burs say diyorum. Kızım anlamıyor musun? Sen keçi misin ya? Kafan basmıyor mu senin? He? Bak beni delirtiyorsun ha sen. Yemin ediyorum delirtiyorsun. Keçi, sen gurur falan değil ha sendeki. Hiçbir şey değil. Bu hayatta o kadar da gurur yapmayacaksın, tamam mı? Kendine zarar. Zararsa zarar be. Sana ne, zararsa bana zarar. Allah Allah ya. Sana mı hesap verecek? Fırat, bak sen konuşma bir zaman benimle. İlişki bize biraz ara verin, tamam mı? Boğuluyorum ben. Ukala. Geri zekalı. Keçi. Sensin o. Tipe bak, tipe. Narin. Narin beklesene. Kız beklesene. Eğer Ümmü abla ve babamla ilgili bir şey soracaksan
Yorum yok diyorum ve yürüyüp gidiyorum dayı kızı. Haydi. Bana ne be senin o hayırsız babandan? Duyduk, taşlamış ahali dün, kaçıp gitmişler. Çok iyi olmuş. Bu çok mühim. Narin, mühim diyorum. Gel şöyle gidelim, anlatacaklarım var sana. Fırat'la mı ilgili? Fırat'la ilgili falan değil. Ben zaten onu sana bıraktım. Bu daha mühim. O nasıl söylenir bilmiyorum. Bu Mehmet. Bir ***'lar yemiş Narin. Şadiye'yi parayla o yaşlı terziye peşkeş çekiyormuş. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne parası, ne peşkeş çekmesi. Bana bak, manyak manyak konuşma. Anan gibi dedikoducu oldun sen de. Saçma saçma şeyler söylüyorsun. Şadiye kendi girdi terziye işe, tamam mı? Hayır, hayır. Bütün mahalle bunu konuşuyor. İçmiş meyhanede verdim parasını, aldım kızı demiş. Doğru söylüyorsun Narin, valla. Bak bütün kasaba bunu konuşuyor. Bana bak, sen ağzını burnunu atla da git. Bütün kasaba bunu konuşuyor Narin. Sen anca uyuyorsun, salak. Aç gözünü. Allah'ım ya. La havle ve la kuvvete. Bir gün faciasız bir gün olmayacak mı? Başıma bir gün bir şey gelmeden geçmeyecek mi ya? Yok ya, yalandır. Yalandır Mehmet, yapmaz öyle şey. Yapmaz, yok. Yalandır ya. Tövbe estağfurullah. Abi sen Bursa için niye söyledin Narin'e? Geldi parayı kafama attı, beni de terk etti. Ya sağ ol Necati abi. Gerçekten sağ ol yani abi. Ya bir çuval incir mahvettin be abi. Sen bu kızın okumasını istemiyor musun? Ve sen niye işimize taş koyuyorsun bizi? Fırat. Geç otur şöyle. Ben okumasını niye istemeyeyim oğlum? İstiyorum. Ama Narin tutturdu, kadına gideceğiz diye. Ben verdim dedim. Ama cin gibi kız. Anladı. Sen onu temizlikte mi ne görmüşsün? Ya ah be abi ya. İnkardan kim ölmüş Necati abi? Bir şekilde inandıracaktın sen de. Şimdi ne yapacağız? Sen bir dur. Kız bayağı utandı. Şimdi ben gideceğim bu kadına. Gerekirse yalvaracağım. Bu burs işini de halledeceğim. Kız bir türlü dertten başını kaldıramıyor ki. Halbuki derslerden başını kaldırmaması gerekiyordu. Ya Necati abi, gözünü seveyim şu işi bağlı ya. Senden başka kimse halledemez abi bu işi. Benim elim kolum bağlı, görmüyor musun? Gerekirse git o kadına söyle. Birkaç ay parayı ben veririm, vermem dersin. Fırat, kendine gel. Kadın babanı tanıyor. Sen Hikmet Başkan'a bizim kafamızı gözümüzü kırdıracaksın yani, ha? Vallahi bugüne kadar çok şükür, teşekkür ediyorum. Kör topal idare ettik. Ama artık kızın dayanacak gücü kalmadı. Babası da terk etti. Ciddi ciddi okulu bırakıp işe girmeyi düşünüyor. Olur mu öyle şey canım? Şunun şurasında ne kaldı ki sınavları? Dediğiniz doğru ama... Gariban bir anası, sakat bir abi, bir de küçük kız kardeşi var. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok. Bir gelirleri de yok. Konu komşunun verdiğiyle yalnız karınları doyuyor. Sizi çok iyi anlıyorum Necati Bey de. Ben ancak kızın üniversite tahsili için zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Bütün aileyi üstlenmek beni aşar. Yok, siz beni yanlış anladınız. Demek istediğim o değildi. Hani Narin'e vermeyi düşündüğünüz harçlığı bugünden itibaren vermeye başlarsanız çok hora geçer. Yani onun da aklında sınavlardan başka bir şey kalmaz. Şurada sınavlara ne kaldı ki? Sizden sonra ben Cemal Hoca ile de konuştum. O da Narin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Böyle bir cevherin yok olup gitmesine gönlüm razı olmaz. Siz haftaya getirin kızı, bir tanışalım. Ben İzmir'e bir ahbabımın yanına gidiyorum. Dönüşte görüşürüz, hallederiz. İstedikleriniz olmayacak şeyler değil canım, hallolur. Hafize Hanım, verin elini öpeyim. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Anne! Gelsene şu sofraya. Yetti artık ya. Bak bir daha babamın arkasından böyle dalıp dalıp gidersen bu evi ateşe veririm ha. Yetti be. Gel anne. Gel bak çorba iç, gel. Şadiye. Sen o terzide işi nasıl bulduydun?
Onu işte nasıl bulacağım? Yolda yürüyordum. Ondan sonra bu terzi çağırdı beni. İş teklif etti, kabul ettim ben de. Emin misin Şahri? Hı. Ne var kızım? Ne bakıyorum ben ben? O da küçük, o da. Gözüm takılıyor, bit kadar ya. Yoksa ben de bayılmıyorum senin o bet suratını görmeye her gece. Abla ne oluyor be gece gece gene sana? Ben de açacağım şunu. Lan sonra dövdük mü dövdü oluyor ha. İyice havalandı lan bu. Artist! Ne yapar, ne eder babanız böyle aç bilaç? Hayır taşlıklı ahali. Bir daha artık hiç geri gelemezler, değil mi? Anlamıyor ya, kadın anlamıyor ya. Anlamıyor. Annem ya, dönmezlerse dönmesinler be. Sen ne üzülüyorsun? Ha? Bırak. Ya bak biz birbirimize yeteriz ha. Onlar var ya, şeytan onlar, şeytan. İnsan olan böyle şey yapar mı? Ha? Al, bak. Hadi bak bundan ye. Heh. Anne bak azıcık ye. Biraz bakımsız ama yani otel köşelerinde kalmaktan iyidir. Ucuza da bulduk evi. Eşyalı falan yani. Daha ne olacak ki? Sobayı değiştirir, şu duvarları falan boyadığımız zaman 10 numara olur. Yatağı da hazırladım. Sonra yatarız şöyle iyice bir dinleniriz. Oh, çay da hazır. Bir yemek yeriz şöyle güzel. Aşağı pazar kuruluyormuş. Yarın her şeyi alırız evde ne eksik varsa. Ne öyle ya bir haftadır sağda solda kalıyoruz. Sinirlenim hani da. İyi kötü bak kendi evimiz hayatım. Gülüm ya. Bak daha üzülme. Üzülecek bir şey yok. Baş başayız. Birlikteyiz. İstanbul'dayız. Bursa'da sağda solda milletin evinde kalmam dedim. Koştura koştura geldik. Sen ne istiyorsan ne olacak. Tamam. Takma kafana artık. O da ne oldu? Yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakmamız lazım hayatım. Ben arkamda bir evlat bıraktım Recep. Nasıl bakacağım önüme? Hafize Hanım size bahsettiğim narin bu işte. Öp bakalım elini. Gel bakalım narin. Necati Bey çok güzel şeyler söyledi senin için. Okulunda göz bebeğiymişsin galiba. Çok teşekkür ederim Hafize teyze. Evet öyleyim. Bu kasabanın en yüksek puanını alacağım. Çok çalışacağım, söz veriyorum size. Elimden gelen her şeyi yapacağım size layık olmak için. Çok yaşayın efendim. Çok ben yaşayın. Diyorum ki Şadiye benim kız kardeşim. Onunla hafta sonları gelsek temizlik falan yapsak. Hem de şey olmuş olur. Size bir... Çok yaşayın efendim. Çok yardımımız yaşayın. Dokunmuş olur. Hani ben de mahcup olup altında kalmamış olurum değil mi? Çok yaşayın efendim. Melek, al şunları. Benim çiçeklere alerjim vardı. Ay, çok özür dilerim. Ah. Ay, çok özür dilerim. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Melek, ben de... Bilseydim şey yapmazdım, getirmezdim bilseydim. Hay Allah, bilemedim ki ben ya. Ay, Hafize teyze. Ay, ay çok yaşayın. Limon, limon. Çaya, çorbaya, çiğ köfteye, salataya limon. Limon! Zafer, buyur abi. Zafer, limon. Ne yapıyorsun ya? He, ne yapıyorsun? Abi Zafer'den geliyor. Bak. Zafer'den geliyor ne ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Limon satıyorum abi ya. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak limon bu. Ekmek param benim abi ya. Abicim kardeşim burası. Kafana göre yer verip limon satamazsın. Abicim sadece limon satıyorum. Ben mi gözünüze bakıyorum? Bırak anlarınızı versen abi şunu ya. Ya herkese göz yumarsak İstanbul'da adım atacak yer kalmaz. Hadi topla tasını tarağını. Kaybol buradan. Hem bak bu seferlik affediyorum. Bir daha görürsem yakarım canını. Hem belediyeden izin almadan hiçbir şey satamazsın. Kanun var, nizam var burada. Tamam abicim ya.
şimdi abi. Tamam abi, abi özür dilerim ya. Nereden bileyim ben? Limon satıyor ya, Allah Allah. Ne ya? Ya bu nasıl şehir kardeşim? Adama limon bile sattırmıyorlar ya. Allah Allah, fabrika açacak durumumuz olsa açarız. Mühendis olsak bir işe gireriz. Doktor değiliz, eczacı değiliz ya. Adama bir limon sattırmıyorlar. Yasakmış neymiş efendim, bak. Daha ilk günden karar verdin ha Recep. Bu şehirde para kazanılmaz diyorsun. Ya para mara kazanılmaz bu şehirde. Aslan'da da kazanılmıyordu. Acaba adım Recep olduğu için mi kazanılmıyor? Ne yapsak, adını değiştirsek acaba? Vay be. Beni eziyorsun ha? Çıkırında iki tane altın, üç kuruş param var diye. Böyle mi oldu şimdi? Bak Recep Bey, senle bir anlaşma yapalım. Neymiş o anlaşma ya? Bir halt ettik, düştük yollara. Bu deliği beraber gideceğiz, geri dönüşü yok artık. Ben de işe gireceğim, çalışacağım. Ama sen de üstüne düşeni yapacaksın. Gideceksin bir iş bulacaksın, eve para getireceksin. Erkek gibi para getireceksin eve. Hiç öyle kafanı çevirme. Ben yutmam bunları, Hatice'ye benzemem ben. Tamam, çalışacağız ya. Ne oldu? Gülüm. Ne yapıyorsunuz kızım siz? Yatağı yorganı havalandıracağız Hafize teyze. Bahar geldi ya, azıcık serelim güneşe değil mi? Mikropları falan gitsin. Karışmayın siz benim yatağıma, yorganıma. Onları benden başka kimse elleyemez. Götürün çabuk yukarı odama. Tamam. Ulan be! Ne bu böyle? Her şeyden dizginiyor bu kadın. Onu yapma, bunu yapma. Kızım idare edeceğiz. Huyunu suyunu öğrenene kadar ne yapalım? Burs veriyor kadın. Al sen bunları. Al bunları, götür yukarı, ben dolapları sileyim. Hadi. Ulan be! Ne yapıyorsun sen? O yeri sildiğin bezi tekrar aynı kovanın içine sokarsan pislik dönüp dolaşıp yine yere gidiyor kızım. Ne anladım ben bu temizlikten? Söyle teyzem, nasıl yapalım? Söyle sen bize, biz öyle yapalım. O bezi her silişte bahçede, çeşmede yıkayacaksınız. Üç su silin. Benim toza alerjim var. Tamam teyzem, tamam. Öyle yaparız, sen hiç merak etme. Kalk, topla, ben boğacağım yukarıya. Hadi ya, saçmalama. Saçmalama, kadın burs veriyor. Ne derse yapacağız hafta sonundan hafta sonuna. Hadi, hadi diyorum sana. Götür kovayı. Çabuk, 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 çabuk. Bahçedeki suya, hadi. Hadi. Recep. Niye evdesin sen bu saatte? Nerede oldun? Evdeyim işte. Recep, niye işte değilsin? Sattın mı hepsini de geldin oturdun içiyor? Sattım. Zabıtaya sattım hepsini. Şu kadar yol geliyor, her köşede bir satıcı. Bu zabıtalar bir tek sana mı balta oluyor be? Ne yapayım gülüm, yani yakışıklıyım, dikkat çekiyorum. Güzel olmak sorun. Recep, buraya geldiğimizden beri bir kuruş ekmeğin geçmedi boğazımdan. Sabahın köründen akşamın bu saatine kadar ter döküyorum ben o tuhafiyede. Gece desen oturuyorum, örgüdür nakıştır, kör oldu gözlerim be. Beni oralardan sana bakayım diye mi getirdin? Ha? Oğlumu ben şu rakılıklara dökmek için mi geride bıraktım be? Sakın gelme Recep. Bak sakın gelme bir daha. Thank you.
Aa, sen burada mı kaldın? Kapıcıdır, kapıcıdır. Yat sen. Saatte rahatsız ettim ama. İşe gitmeden yakalayayım dedim. Saat nerede? Hocam mı? Kavgalısınız galiba. Yok da siz kimsiniz sorabilir miyim? Soracaksın tabii, evin reisi değil misin sen? Nalan'ın babasıyım ben. Babası? Şey... Yani kocası değilim ama... Aslında niyetimiz ciddi yani, evlenmedik ama evleneceğiz. Zaten burada yattım gördüğünüz gibi. Ya Atıf tamam, saçmalama. Sen git, ben ararım seni sonra, olur mu? Gideyim. İyi günler. Nereden buldun adresimi? Dur bir kızım, nefes alalım ya. Sakin ol. Bir kahve falan bir şey yap bunca yıl sonra. Televizyonlar şimdi kaç para oldu, bizim çocuklar da istiyor. Narin. Geldiğimiz seneler deniz kenarına inemiyorduk. Şimdi kızımızın evinden Lebider ya sana bakıyoruz. Hayat işte böyle. Yapacak bir şey yok. Elini öpeyim mi baba? Öp kızım. Gerizekalı. Masum yok lan. Lan bile bile mi alıyorsun oğlumları ha? Bile bile mi alıyorsun bütün memleketi beni görüyorsun? Baba bazı şey kalmayacaksın. Yine kalmayacaksın. Baba işimiz bozulacak bunun yüzünden. Bırak Allah aşkına ya. İçinde elektron geçişine müsaade etmeyen maddelere yalıtkan denir. Havacan plastik yalıtkan maddedir. Bunlar aynı yalıtkan maddedir. Bu ne konuşuyor lan hala mırıl mırıl? Aferin kızım. İyi yerlere gelmişsin. İftihar ettim sana. Demek ki azmedince oluyormuş ha. İşe geç kalıyorum ben. Dur, dur biraz dur. Otur, sen de konuşacaklarım var. Gel. Gel. Gidip gelip bizim evi gözetliyormuşsun kızım. Ne alaka? Sen gördün mü beni? Beni tanımadın sandım. Yok, ben görmedim. Biri gösterdi. Götürdü iş yerine. Dedi bu senin kızın dedi. Baktım baktım. Vallahi tanımadım yani. Çok değişmişsin. Yolda görsem tanımam kızım ya. Kim gösterdi? Narin bak kızım. Peşinde bir tane dedektif kadın var senin. Birileri bunu tutmuş. Kimdir nedir hiçbir şey bilmiyorum ama. Yani sonuç itibariyle bunu bir şekilde çözeriz de tuhaf bir şey var. Bunlar senin annenle Mehmet'i öldürdüğünü düşünüyorlar kızım. Ne? Niye? Ümmü annenin cenazesine gittiğinde Şadiye'yi görmüş. Ağlıyormuş, sızlıyormuş ortalarda. Ben öldürdüm diyormuş. Ondan sonra da kaybolup gitmiş ortadan. Ne? Şadiye annemleri niye öldürsün? Sobadan zehirlendi onlar. Anlamadım.
Yani benim öldürdüğümü niye düşünüyorlar? Ne dedektifi? Çok saçma. Belli ki bir insanda zoru var. Bilmiyoruz, bakacağız nedir ne değildir. Yalnız sen dikkatli ol. Avukat çalışsın yani, birinin ayağına basmışsındır, bir şey vardır. Şimdi ben bunları yemliyorum, hepsini kıstıracağım, atacağım onları, tamam? Sen şu telefonunu falan da yaz bana. Beni de çaldır maldır bir şey yap kızım, ben bunu tam bilmiyorum. Ben gideyim o zaman. Narin arıyor. Birine sakın sesini çıkartma. Sakın sesini çıkartma. Yengem böyle şeylerden hoşlanmaz. Efendim Narin Hanım. Sabah sabah bu aramanızı neye borçluyuz? Kes sesini de soruma cevap ver. Bak eğer yine lafı evirip çevirirsen bu sefer bela neymiş anlayacaksın, tamam mı? Avukatım ben, avukat. Adamı ipe götürürüm. Senin ipe götürmene gerek yok. Emir ver, ben kendimi asayım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Biri beni takip ediyor. Kim tuttu o dedektifi? Sen mi? Ne diyorsun ya? Kim seni takip ediyor? Sakın panik yapma. Sakın panik yapma. Bir saate kadar bulur teslim ederim ben onu sana. Sakın. Tamam, karışma sen. Bırak, karışma sakın. Ben hallederim. Ali. Narin'i takip ediyorlarmış. Benim niye haberim yok? Abi yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Uzatma lan. Karıyla kızla oynaşmaktan aklım uçtu gitti. Şadiye nerede? Ne olacak lan bu işlerin sonu? Nasıl olacak lan? Şadiye gitti, sen onu bulamaz. Boş yere uğraşma. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? O Şadiye'yi bulacaksın. Narin'i kim takip ettiriyor onu da bulacaksın. Benim tepimin tasını attırma. Hepinizi yakarım Ali. Tamam abi. Sen beni zaten can evimden vurmuşsun. Ne bekliyorsun lan? Ne atıyorsun lan Viklik? Böyle sessiz düşündüm abi. Kusura bakma. Sen niye oturuyorsun lan burada? Senin çocuğun nerede? Ben sana demedim mi lan anne gibi anne olacaksın diye? Yürü lan! Yürü! Nari. İnanamıyorum sana. Burada ne yapıyorsun sen? Yarım saat önce duruşman yok muydu senin? Erol Bey, çok özür dilerim, unuttum. Çok affedersiniz, hemen gidiyorum, unuttum. Kızım sana ne oldu böyle gene? Niye dağıldın? Ne olmadı ki Erol Bey? Hayatım kabus gibi şu an, çok üzüldüm. Çok özür dilerim, hemen toparlayayım. Yürü, seninle sahilde biraz konuşalım. Hadi yürü. Efendim Atıf. Alo Narin. Kızım meraktan çatladım, saatlerde telefonu da açmıyorsun. Ne oldu, gittin mi baba? Yok, ben şirketteyim. Kusura bakma ya. Kafa kalmadı yoğunluktan, arayamadım. Çok garip şeyler söyledi baba. Ya neyse. Peki sen iyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Şey Atıfcığım, ben şu an müsait değilim, konuşamıyorum. Ben seni sonra arayayım mı? Konuşalım, anlatayım uzun uzun. Hadi bay. Sevgilini bile aramayı unuttuğuna göre durum oldukça ciddi demek ki. Aa, yok, şey oldu bu konuyla ilgili, tamam. Atıf Bey'i ara, aşağıda sahilde gelsin bulsun bizi. Tamam. İyi günler ablacığım. Beni dinlemedin, gittin gene kızın evine değil mi Recep Bey? O kadar söyledim sana, gitme şu kızın evine. Çıkma bir anda karşısına, alt üst etme şu kızın hayatını diye. Şimdi ne yapsaydık ya, Allah'ını seversen? Ha? Kulağımızın üstüne yatıp bu manyakların kızın başına çorap örmesini bekleseydim yani. Ne yaptı Narin seni görünce? Ne yapsın? Beyninden vurulmuş adam. Yine iyi, kibar kızmış ama ya. Kahvemi yaptı. Babasını hoş beş etti. Bir evi var, görmen lazım. Saray gibi. Lebi derya. Bütün İstanbul ayaklarının altında, emin ediyorum. Ne çekti o kız senin elinden Recep? Yalnız ben gittiğimde evde böyle ufak bir oğlan vardı gençten. Kocası da değil böyle. Ne ayak, onu çözemedim yani.
Ben geldim hemen apar topar toplandı kaçtı. Şadiye'den haberi var mıymış Recep? Yok. O da bir süredir arıyormuş işte. Esivan da lan bir hava alacağım. Aha geliyor. Sakın panik yapma. Ben her şeyi anladım, ben halledeceğim tamam. Panik yapma. İyi günler. İyi günler. Düşündünüz mü teklifimi? Düşündüm. Miktar biraz artarsa falan bu iş olabilir. Yalnız patronla yüz yüze görüşmemiz lazım. Böyle olmaz. Ha, o biraz zor. Ama teması benim üzerimden sürdürebiliriz. Sorun olmaz. Ben diyeceğimi dedim. Patronun benimle iş yapmak istiyorsa oturacak masaya. Böyle yüz yüze çözeceğiz. Böyle aracılarla falan ben sevmiyorum bu şekilde çalışmam ben. Peki. Konuşurum kendisiyle. Ama kabul edeceğini sanmıyorum. Vallahi keyfiniz bilir ya. Peki o zaman. Haberleşiriz. Çıktı mı? Çıktı, çıktı. Recep, Recep. Ölmem, dikkatli ol. Ya bir şey olmaz be. İşte o dedektif kadın vermiş babama benim adresimi. İşimi, evimi aylardır takip ediyormuş. Geçmişte de... Yani biliyorsunuzdur belki. Benim bir kız kardeşim var Şadiye. Babam da annemle abimin ölümünden onun sorumlu olduğunu söyledi. Kardeşim şimdi kayıp zaten. İstanbul kazan, ben kepçe alıyorum. Nişan da oldu tabii. Bu yaptığınız gönderme çok hoş Erol Bey. Ama benim Fırat kazanla bir davam yok. Sadece lise yıllarından kalmış önemsiz bir şey. Sermet Bey size ne anlattı bilmiyorum ama... Ayrıca koskoca kadınım ben. Yani bütün ülke duydu kiminle birlikte olduğumu. Atıf'la beraberim. Siz de biliyorsunuz Narinciğim, zaten. Bak, sıkıntın buysa kardeşini buluruz. Tamam mı? O kadar avukatız değil mi? Sonra bu aşamada babanın da sana bir dert olacağını sanmıyorum. Yani gelmiş kollamış. Benim anladığım öyle. Bir çıkarı olmadan bana asla yanaşmaz babam. Ben biliyorum. Yine tebelleş olacak hayatıma. Kabus günler geri gelecek. Kızım sen sahipsiz değilsin ki. Hani ben varım. Cemil Bey var. Koskoca Tunalı sülalesi arkanda. Koskoca firma arkanda. Kurur kolları seni evvelallah. Bak, Sermet'i saymadım bile. Sen sağlamdasın, merak etme. Adam çok kararlı. Patronla konuşmadan bu iş olmaz diyor. Ya deli misin, nesin? Hayatta olmaz. Benim kim olduğumu kesinlikle öğrenmemesi lazım. Başka birini görevlendirsek? Tamam. Olur. Bizim şirkette birisi var. Onu götürürsün yanında patronum diye. Ama önce ben bir konuşayım. Sen benden haber bekle. Bakalım Narin bu sarı kızı tanıyor mu? Kimmiş ki bu? Bilmiyorum da belki Narin tanıyordur. Bakacağız. Kızlarımla zoru neymiş? Hep benim boş boğazlığımla. Durduk yerde başını derde soktum kızcağız. O işler o kadar kolay değil. Ben daha ölmedim, değil mi? Ah. Atıfçığım hoş geldin. Nasılsın? Baban nasıl? İyi, sağ olun. Bana atıp tutmakla meşgul. Hayır. Evet, bugün Narin sana emanet. Aslında bu aralar biraz daha ilgilen onunla sen. Hadi bakalım Narin Hanım. Bugün izinlisin. Dinlen, yarın sabah sapasağlam işinin başında olacaksın. Artık tek bir hatanı görmek istemiyorum. Sabrımı daha fazla zorlama. Tamam. Hayırdır kızım? Dün geceden beri kendini yıprata yıprata telef oldun. Yürü hadi eve gidiyoruz. Ya da dur, eve gitmiyoruz. Gel ben seni biraz gezdireyim, hadi. İşte evde babamı öyle karşımda görünce çok fena oldum birden tabii. Hep çıkmış ya. Al benden de o kadar yani. Senin baban ne korkunç bir tipmiş öyle. Yani. Hepsi Fırat'ın tekrar karşıma çıkmasıyla oldu. Bütün belalar zincirleme geri geldi. Ne bu ya? Benim bu durumu bir an önce düzeltmem lazım. Ben sokakta bulmadım bu hayatı. Ben de bu beyni sokakta bulmadım tatlım. Bana bak, bana her şeyi kronolojik sırasıyla bir bir anlatacaksın. Sen hayırdır ya? Soğuk Savaş dönemi Rus casusu falan mısın? Ha? Yıkılmadım ama.
ayaktayım. Aman yıkılma. Toparlanacağım tekrar. Her zaman. Allah Allah. Bu kim şimdi ya? Tanıyor musun? Yengenin evinin önüne geliyor. İkidir zile basıyor. Bekliyor saatlerce. Moskova Recep lan bu. Kızın babası. Babası mı? Narin benim peşimde dedektif var demişti. Babası lan bu. İnsan babasını tanımaz mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şadiye'yi buldun mu? Eli kulağındadır abi. Bir tane muhabbet tellalı var. Ben bulurum onu dedi. Haber bekliyorum. Elini çabuk tut. Burnuma kötü kokular geliyor Ali. Bir işler var. Allah Allah. Picasso, sen vitrini bayağı bir düzeltmişsin ya. Ne o? Sosyetik sevgilin mi böyle giydiriyor, kuşatıyor seni? Yok canım, Deniz nişanlım artık. Ama merak ediyorsan kendimizi giydirecek kadar da kazanıyoruz yani. Evlilik yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyorum diyorsun sen yani. İmtihandan önce son bir kez tekrar yaptırayım falan diye mi geldin sen bana? Ha? Bak baştan söyleyeyim. Burada olmaz. Başka otele gideceğiz. Yok yok, zamanında iyi not tuttuk. Kendimiz hallederiz. Başka bir şey konuşmaya geldim. Ne? Ne söyle? Anladık, ciddi bir şey var. Anlat. Ablan seni arıyor. Narin. Ablan. Sen nereden tanıyorsun ya benim ablamı? Geç geç. Fırat, olmadı bu ya. Ben bir otelde falan kalırdım oğlum. Hadi be abi, gel. Yalnız yaşıyorum zaten burada. Bir yer ayarlayacağız sana, merak etme. Şimdi rahat edersin sen burada. Fırat. Ev hakikaten şahaneymiş oğlum. İnsanın burada ömrü uzar be. Hadi geç sen otur, geç otur. Ben sana bir çay koyayım, bir de yemek sipariş edelim güzel güzel, ha? Ben aç değilim. Fırat bak, şunu da anlaşalım. Anlaşalım. Şimdi eğer ben burada kalacaksam, evet, işleri ben yapacağım. Oldu mu? Sen bana mutfağın yerini göster. Gel. Geç bakalım. Mutfak burası. Vay. Ne çay burada? Ha. Haftaya çıkacaksın diye bekliyordum. Şükür seni kavuşturana vallahi. Ben de çıkınca yastığına giderim diyordum ama senin avukat apar topar arabayı attı, buraya getirdi beni. Evet, öyle tembihledim. Hem sen ne yapacaksın ki yaslandı? Ya hayat bitmiş be abi orada. Kimsen de yok zaten. Ben sana şimdi burada güzel bir iş de bulurum. Dediğin de haklısın da benim yaşımdaki bir adama hele sabıkalıysa kim iş verir ki? Sen merak etme. Hepsini ayarlayacağım ben. Hadi çalış bakalım. Çalış, çalış. Tamam. Zenginlik bu olsa gerek. Ne yapacakmış ablam beni? Ne bileyim kızım, ablan o senin. Ne demek ne yapacakmış? Ablam benim hangi meslek grubuna ait olduğumu da biliyor mu? Biliyor. Açık gibi kurtaracak mıymış beni bu hayattan? Onun için mi arıyorsunuz? Ne bileyim, dener herhalde. Bak, sana numarasını vereceğim. Hemen ara.
Yalnız benden bahsetmek yok. Sakın. Niye? 6 ay ya. 6 ay boyunca taktın koluna, gezdirdin beni. Herkese takdim ettim gururla. Şimdi mi utanıyorsun? Kızım ne alakası var görmüyor musun? Başka bir hayatımız var yani. Hem Deniz'i de üzmek istemiyorum. Dedim ya bunların ikisi çok yakın arkadaş, tamam mı? Hadi iyi gördüm yine seni. Ben kaçtım. İleride evleneceğiz. Boy boy çocuklarımız olacak. Ben kibar kızlarımı alıp senin olanların yanına getireceğim oynamaya. Malum şanslı evleneceksin. Ben istemem. Dur be Şadiyen be. İçin etme hayalin. Ben böyle çok başarılı bir iş kadını olmuşum. De piyesler falan giymişim. Senin çocuk da yakas çıkar şimdi. Üstüne başına kusarlı. İşte çalışacaksan çocuk mucuk olmayacak. Üstüm başım mahvol. Ben sen miyim be Şadiye? Omuzuma bez koyarım geçer. Hani sen ev kadını olmuşsun ya, böyle üstünde çocuklar, saçın başın pis. Seninkileri olan ya, hiç yaramaz olmuşlar. Lan! Şşş! Şadiye'nin olanlar da bana mı çekmiş? Hani ben küçükken feci yaramazmışım ya. Sen bizi mi dinliyorsun be? Lan bana bak, enişte menişte duydum, çıldırtmayın beni, alırım hemen altına ha. Hem ben niye yokum o hikayede? Sen böyle yaptığın için yoksun, tamam mı? Oyun bozan. Kes. Pislik. Aha. Lan. Kes. Dur kes. Dur inne minne batacak şimdi dur. Yavaş. Kardeşini getir deyince ses etmedin ama. Sen de diyorsun be! Kardeşim! Kardeşim! Sen ne yapıyorsun be? Ne diyor bu be? Ne diyor bu Mehmet? Söylenenler doğru muymuş yani? Ne parası? Kızın parasını vermedin mi? Verdim. Size halt etmek düşer. Sattın mı lan kızımı kartonuza? Bu kartonuza Allah belanı versin. Utanmıyor musun? Enin kadar kızı utanmıyor musun? Hayvan nasıl kıydın? Torunun kadar kıza nasıl kıydın?
Bize bakıyor, rezil oldu. Getirmiştim paralıyla kartoruz. Getirmiştim kartoruz. Getirmiştim. Getirmiştim. Ah be evladım. Bitirdin gençliğini. Ne yaptın? Ne istedin bu yaşlı adamdan? Şadiye'ye saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Sevdiğim kıza elini sürmüş. Yazık ettin kendini. Al bunu götür. Yürü. Al. Allah Allah, benim yüzümden hayatı söndü çocuğun abla. Abla, götürüyorlar ama. Tamam Şahin. Tamam yavrum. Tamam, abla. Tamam. Tamam. Götürecekler ama polis hemen bir şey sorup geri getirecek. Yok bir şey. Bir şey olmayacak. Merak etme. Ayıldım ya! Abla göremeyeceğim onu. Abla. Şadiye, Şadiye. Yemin ediyorum sana ya. Götürecekler, bir şey sorup hemen getirecekler. Sen inanmıyor musun bana? Abla sözü diyorum yavrum. Ağlama canımın içi, ağlama. İnanmıyor musun bana? Abla benim kabahatim. Abla ben bu işe ilk girdiğim gün çıkacaktım. Kartoruz terzi. Yaktın ulan hepimizi. Yaktın. Kendini de yaktın, bizi de yaktın. Cehenneme gideceksin. Bir saniye bakar mısın? Bu kızın nesi oluyorsun? Ablası. Zafer bu kız için mi işlemiş cinayeti? Al kızım kardeşini, gidelim. Karakolda ifade vereceksiniz. Abla. Hadi toparlanın çocuklar. Abla. Gidiyoruz. Abla. 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 Siz de gelin abi. Abla. Arabaya geçin. Abla. Şadiye'ye saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Bak oğlum, tekrar soruyorum. İyi düşün, öyle cevap ver. Olaya bizzat şahit oldun mu? Gördün mü bir şey yaptığını? Şadiye'ye saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Sevdiğim kıza saldırmış. Şadiye'ye saldırmış. Nerede torunum? Nereye götürdünüz onu? Kimsenin torunu amca, ne bileyim ben. Zafer, birini bıçakladı dediler. Şimdi komiserim, benim bu abim olacak ahlaksız. Bu kızı o kartoruza satmış. Ne demek satmış? Şimdi kızım, bir münasebetin oldu mu senin maktulle? Yani terzi İhsan'la? Allah korusun komiserim. Her şey olmuş olabilir. Tecavüz bile etmiş olabilir bu kıza. Ya ben sana yok öyle bir şey diyorum ya. Şadiye, koruma Mehmet'i, koruma Mehmet'i. Şşş, tamam. Bak kızım, bu ciddi bir mesele. Böyle bir durum vuku bulduysa eğer, doktor muayenesinden geçmesi lazım kardeşin. Yok. Şadiye, kızım bak sana tekrar soruyorum. Bir münasebetin oldu mu senin terzi İhsan'la? Ya yok öyle bir şey diyorum sana. Yok, yok, yok. Hem sen benim abime niye iftira atıyorsun? Ben ya, ben buldum, kendim buldum o işi diyorum sana ya. Sen o çeneni bir tutamadın değil mi? O çeneni bir tutamıyorsan zaten Şadiye. Bak olanlara bak. Şadiye, kendine gel Şadiye. Komiserim merhaba.
Buyurunuz Necati Bey. Hoş geldiniz. Buyurun avukatım. Komiserim, bu bey avukat Haluk. Tanırsınız. Evet, tanırım. Komiserim, izin verirseniz baş başa konuşalım. Sizin için mahsuru yoksa kızlar dışarı çıksın. Tabii. Fırat, sen kızları al dışarı çık oğlum. Çok sağ ol ya. Şadi, canım iyi misin? Bak sen konuşmayacağım benden. Sen konuşmayacaksın. Hepsi senin yüzünden oldu. Senin yaygara yüzünden katil oldu çocuk ya. Zafer, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Korkma. Zafer, geri çek. Zafer, ne yapacağım? Uzak durun. Ya nereye götürüyorlar beni? Amcamlar! Şadiye! Ya Şadiye, tamam. Ağlama kızım. Bak, avukat komiserle konuşuyor içeride. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Mahvettin oğlumu, yaktın onu. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun sen ya? Belanı. Bak, seni yıkıyor amca. Bırak. Ne yapıyor? Bak, yaşına başına bak. Bırak. Neyi bırak? Tamam, seni vuruyor. Tamam. Kemal Bey, kendinize gelin siz de. Vuruyor abi ya. Tamam, ben halledeceğim. Gelin benimle. Sen de geç öyle. Otur. Hayırdır Fırat? Ne bu yüzük? Dün akşam nişanlanmıştım da. Geldiğimde çıkartmışım, orada kalmış. Erken sıkmış. Ne yapayım? Alışık olmayınca. Hanım kızmıyor mu? Vallahi hanımın kızacak o kadar çok şeyi var ki abi. Herhalde o yüzük listede epey bir geride kalır. Senin gibi havardayı alırken düşünecekti. Ne yapalım, kendi düşen ağlamaz. Ben de Narin'le görüştüğünüzü duyunca biraz umutlanmıştım ama... köprünün altından çok sular aktı. Narin'in hayatında biri var. Gayet mutlu. Irmak gelmiştir. Buraya çağırmıştım. Burada yeriz. Hayatım? Hayırdır? Sekreterin arada, evde bekleyecekmiş sizi dedi. Misafirim varmış. Gel. Tanıştırayım. Irmak. Bu da Necati abi. Memnun oldum. Ben de. Ha, Necati Bey, cezaevindeydiniz değil mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben dönecektim de... Fırat beni bırakmadı. Sizin de programınızı bozdum tabii. Ah, yok, olur mu öyle şey? Demek buradayız bu akşam, öyle mi? Ben ortalığı toparlayayım bari. Epey bir... dağılmış. Hayatım, yüzüğünü unutmuşsun. Kaybolur sonra. Abi çay koyayım yoksa bizim rakı saatimiz geldi mi? Boş ver çayı. Bu manzaraya karşı içilmez mi? Hem rakıyı da unutmuştum. İçilmez mi? Bir Necati abimiz eksikti. Irmak, sen de peynir falan hazırlasana. Ben de rakıları koyayım. Yüzüğünü neden takmıyorsun hayatım? Sıkıyor mu? Ben yüzük takmam Irmak. Sen de içersin. Sana da rakı koyayım, ister misin? Yok, ben çay koyarım kendime. Hatta ben sizi yalnız mı bıraksam ya? Ablamla Can Narin nereye gidecekti? Atıf yemek hazırlayacaktı. Yemekten sonra siz de gelin isterseniz demişlerdi ama... belki onlarla takılırım. İyi bakarsın, ben de katılırım size. Zaten Necati abi iki duble içer yatar. Yorgun adam. Ne kadar kalacak bizimle? Bir süre. Şunu da güzel hazırlamışsın. Güzel. Ne oldu be? Oo, sen bakma. Yüreğine iner vallahi. Bu ne ya? Aa,
Ya manyak manyak konuşmayın, temizleyeceğiz herhalde. Git şarabını iç, dedikodu yapın hadi. Ben temizliyorum şef, rahat ol. Ya sen şu sarımsakları ayıklasana gerçekten. Ha, doğru. Tamam be. Nane, böyle bozuk hemen yemek yapmamız diye bize bir arayışı vardı. Çok sevdim seni be. Selam. Selam. Yemeğe davetsiz bir misafirin olabilir mi Nalan? Aşk olsun tabii. Ve yeni gelin. Siz bugün yemeğe çıkmayacak mıydınız Fırat'la? Fırat'ın köyden misafiri gelmiş. Harbisten mi çıkmış ne anlamadım. Yayılmışlar bunlar rakılar mezeler falan, dayanamadım geldim ben de. Fırat da gelecek belki sonra. Kimmiş o? Necati. Bunların adamıymış eskiden galiba. Münasebetsiz münasebetsiz işler ya. Çok da yardımseverdir ya benim nişanlım. Hayır, koy cebine para, otelde ağırla değil mi yani? Ay ben çok acıktım. Var mı bir şeyler? Tabii. Aradı yıllar sonra. Arıyorduk ya biz seni. Kız kardeşimi. Şey olmamış mıydı ya ailesine? Ne dedi? Bir şey diyemedi, kapandı. Kapalı şimdi de. Bada 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 bada. Gülersin tabii. Mamiçken geldi, keyfin yerinde. Mamaçka. Mamaçka. Eşek sıpası. Abi. Misafirim var abi. Sen niye laf dinlemiyorsun? Ben senin lafını ne dinleyeceğim? Sen benim anam mısın, babam mısın sen benim? Şadi. İrina. Ha ben anladım. Anladım ben. Sen burayı böyle sığınma evi falan yapacaksın galiba. Ha Babür. Abi. Babür öldü. Bundan sonra bana Sermet diyeceksin. Sermet abi. Yalnız dikkat et. Sermet Babür kadar iyi kalpli değil. Götürün lan bunu. Çenesini kapatana kadar da kapısını açmayın. Sen nereye götürtüyorsun lan sen? İrina! Nereye götürtüyorsun? İrina! Sana göstereceğim ben. Yani söyle çocuklara nazik davransınlar. Ne de olsa Nari'nin kardeşi. Ulaşılmıyor. Bir şey oldu beni ararken. Benimle konuşurken bir şey geldi başına. Açık açık ben Şadiye'yim dedi mi? Evet. Mesaj geldi. Ha, babam da. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu.